Yükselen yengeçler yani ben gibiler. Hadi bakalım ben de kendim için bir dinleyeyim. Şimdi 9. ve 6. ev kavramlarını 10. eve taşıyor Jüpiter. Onların kariyer yılı. Statü değişecek. Ve olumlu anlamda. Statü kötü giden bir evlilik varsa boşanıp rahatlayıp kariyerlerine yön verebilirler. Özellikle Mayıs 16'ya kadar. Hiç bu konuda cesaret edemiyorlarsa bu bir şey gaz verebilir bu enerji. Çünkü kariyere odaklansınlar. Bir evlilik sakatsa yani çok sallantıdaysa ve kötüyse dedim bunu yapabilir. Ama bu arada 4. evi çalıştırdığı için evde huzur da getirebilir. Problem varsa eve dair çözebilir. Evde problem çözüldüğü için kariyerine çok iyi vakit ayırabilir. Bekar yengeçler kalmayacak diye düşünüyorum. Evlenebilir çünkü statü değişimi 7. ev gibi görünür evlilik evi. Ama ben bu birçok danışanımda gördüm ki 10. ev. 10. ev hareketliyse evleniyor kişi. O yüzden statüyü değiştiriyor. Bekar da evli yapıyor. Ben ne oldum şimdi? Evleniyor muyum? Kariyer mi yapıyorum? Statümü değiştirir mi anlamadım. Şimdi hep ev dedin ya. 7. ve 10 dedin şimdi. Evet. Taşınabilir. Tamam. Muhit değiştirir. Tamam. Bir burç karşıt burcuyla hareket ettirir. Muhit değiştirir. Değiştirdiği muhitten çok iyi şanslar çıkabilir. Bereketi artabilir. Evinde bir yenilik yapabilir. Evde pürüz varsa, baba anne sağlığı problemliyse Mayıs 16'ya kadar bol bol şifa dağıtır. Allah'ın izniyle şifalanır. İnşallah. Anne babayla arası iyi değilse. İyileştirmek için güzel bir fırsat. Aman onların kalplerini kırmayın. O alana bir ışık tutabilirim. Statü değiştirir dedi ki kariyerle ilgili birçok fırsat gelecek. Kıymeti anlaşılacak, parlayacak. Ama bu böyle durduk yere evde oturayım da işte olmayacak. Bana kendine, kariyer gelsinle de olmayacak. Kendini öne atsın. O konuda cesur olsun, yürüsün. Hiç yapmadığı kariyerde ne iş yapıyorsa, hiç yapmadığı metotlara denesin. Ve iş ona çok önemli bir şey söyleyeceğim. Jüpiter felsefenin gezegenidir ve felsefe aslında her şeydir. Benim bir şeye anlam biçmem gerekiyor ki ben onun benim için ne ifade ettiğini bilip ona göre yöneleyim. İş bir yengeç için ne ifade ediyor sevgili yengeç? Sen buna bakacaksın. Yani benim işim benim için ne ifade ediyor? Eğer işinden memnun değil, işi onu tatmin etmiyorsa çok rahat iş değiştirebilir. Çünkü Jüpiter girdiği evde çok ince bir nüans söyleyeceğim şimdi. Biz neyden gerçekten mutluysak onu bize öğretir ve anlatır. Yani şimdi bu kadar algı kaymasının içinde Jüpiter gerçekten sen neden mutlusun? Bunun cevabını verir. Ne dedik? Manadan gelir Jüpiter. Mana aleminden gelen seslerdir. O yüzden yengeçlerin kariyer evinde işinden mutlu mu değil mi? İş ona ne anlatıyor? O işle insanlara, kitlelere nasıl hizmet ediyor? Bunu çok derin sorgulayacak ve değiştirmek istiyorsa harekete geçebilir. Ya da iyileştirmek istiyorsa ben şunu önereceğim. Benim işimi çok da seviyorum. Bu işim aracılığıyla kendime ve evrene hizmet, Allah'ın yarattığı sisteme hizmet ediyorum diyebilirsiniz. Ama şunu da yapın. Yeni bir şey deneyin. İşinize bir yenilik katın. Muhteşem ilerletir sizi. Yükselen yengeçler için evet, söyledik yükselen bunu. Uyarımız için. Var mı yükselen yengeçlere? O da iş konusunda çok kıskanılacak. Buna dikkat etsin. Kariyerde çok fazla... Tabii statü falan dedi, kariyer dedik. Ve ev, bu arada ev dengesini de kaçırabilir. Hani ona da dikkat etsin. Ama dedim ya yine belki eve de bir iyileşme sağlayacaktır. Çok fazla işe de odaklanıp evi de ihmal etmeyin demeye çalıştık zannedersen burada da. İş konusunda eğer bir problem yaşıyorsa şu konuda. İş yerinde hakkı yeniyorsa bir yengecin. Kesinlikle tekrar iadesi olacak. Adalet verecek yengeçlere iş konusunda. Hak hukuk anlamında onu orada destekleyecektir. Jüpiter çünkü yengeçle de iyi çalışır. Bununla birlikte yüksek eğitim alanlarında eksiği varsa muhakkak tamamlasın. Çünkü iş kariyer anlamına çok fazla yarayacak. Yengeçler için kariyer statü geldi yani ben bunu anladım.